Lösemi çoğalmakta, hızlıca çoğalıp bölünerek çoğalmakta olan bir hücre topluluğunun oluşturduğu bir hastalık. Ve bizim verdiğimiz kemoterapiler de çoğalmakta olan hücrelerin öldürülmesini sağlayan ilaçlar. Yani hücre dinleniyorken veyahut da saklıyken herhangi bir şekilde çoğalmıyorken, hücre siklusunda, döngüsünde sessiz vaziyetteyken verdiğiniz kemoterapi ilacı etkili olmuyor. Onun bir üst faza geçip mitoz fazına, işte DNA sentez fazına geçmesi lazım ki bizim verdiğimiz ilaçlar etkili olsun. Çoğu zaman bir proliferasyonu olan, yani çoğalan, bölünen hücreleri öldürüyoruz bu ilaçlarla. Tabii bu ilaçlar bu hücreleri öldürürken vücudumuzda başka çoğalan, bölünen, hızlıca üreyen hücre yok mu? Var. Bunlar neresi? Kemik iliğinin kendisi. Çok hızlı bölünen ve çoğalan, hızla yenilenen hücrelerin oluşturduğu bir organ kemik iliği. Öncelikle zaten buraya bir yan etki yapıyor. Yani lösemiyi baştan kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalık olduğunu söyledik ya. Onu siz iyileştirdiniz, kemik iliğini boşalttınız. Artık lösemi hücreleri temizlendi ve kemoterapiye devam ediyorsunuz. Sizin verdiğiniz ilaçlar da kemik iliğini aslında bir yerde baskılıyor ve size problem çıkartabiliyor. Ne oluyor? Hasta kansız kalıyor ve hastaya kan ürünü nakli vermeniz gerekebiliyor. Yine kemoterapiye bağlı trombosit düşüklüğü oluyor. Trombosit vermeniz gerekiyor. Kemoterapi sırasında bağışıklığı etkileniyor. Enfeksiyonlar oluşuyor, ateş çıkıyor. Bunlara yönelik önlemler almanız lazım. Yine bir başka hücre topluluğu saçlarımız. Saçlarda çok hızla bölünen hücrelerin yarattığı deri eklentilerimiz. Burası da etkileniyor ve kemoterapiye bağlı saç dökülmeleri meydana geliyor. Sindirim sistemimiz aşırı etkileniyor ve ağzımız içinde, ağız mukozasında, midede veya yemek borusunda bazen yaralar meydana geliyor ve bunların tedavisinde oldukça güçlük çekiyoruz. Ciddi bakım gerektiriyor bunlar. Yine lösemi'nin tedavisi merkezi sinir sistemini uyarıp bulantı ve kusma meydana getirebiliyor. Bulantı ve kusma için tedaviden önce, kemoterapiden önce bunu engelleyici ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar tabii lösemi tedavisinin şimdilik olmazsa olmaz yan etkileri. Ama bunlar giderek azalıyor. Bunları engelleyen ilaçlar da giderek gelişiyor, yöntemler gelişiyor. Bizi bekleyen zorluklar bunlar. Enfeksiyon, kansızlık, kanama, saç dökülmesi, ağız yaraları, bulantı, kusma, halsizlik, biraz da iştahsızlık. Çünkü kemoterapi bizim iştah mekanizmamızı da bozuyor. Yeme fonksiyonlarımız azalıyor. Bu da bizim için önemli bir dezavantaj hasta için. Çünkü gıda iyi alamadığı için kemoterapiye olan direnci de düşüyor hastanın. Hastanın tad alması, koku alması, her şeyi değişiyor tedavi sırasında. Bu da ciddi bir rahatsızlık veriyor hastaya. Ama zaman içerisinde hastalık remisyona girip de tedavinin ileri fazlarına geçtiğimizde bunların hepsi çok azalıyor. Yani idame fazında neredeyse bunları hiç görmüyoruz. Hastanın kan hücreleri hiç öyle eskisi kadar düşmüyor. Saçlar yeniden çıkıyor. Hasta kendini çok daha sağlıklı, çok daha iyi hissediyor. Hatta işine, gücüne, okuluna bile devam edebilen birçok hastamız var bu fazda.